Selamun aleyküm millet taşlarım. Bugün 14 Mart. Tarihte bugün neler olmuş bunlar hakkında sizlere bilgiler vereceğim. Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında Selimiye Camii'nin açılışı, Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk hükümetini kurması, AK Parti'ye kapatma davası açılması var. Günün olayı. Recep Tayyip Erdoğan ilk hükümetini kurdu. 2003. 2002 yılında yapılan seçimlerde siyasi yasal olduğu için Recep Tayyip Erdoğan katılamamıştı. Seçimden sonra kurulan Abdullah Gül başkanlığında AK Parti hükümeti döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen bir yasa ile Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi yasağı kalktı. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer birincisinde yasayı veto etmişti. Ancak yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeniden büyük çoğunlukla kabulü ile siyasi yasağı kalkan Recep Tayyip Erdoğan, Siirt seçimlerinin iptal edilmesi ve yenilenmesi kararı sonrası Siirt'ten aday oldu ve 9 Mart 2003 tarihinde Siirt milletvekili olarak parlamentoya girdi. Abdullah Gül'ün istifasıyla hükümeti kurma görevini aldı. Bu görev doğrultusuna 14 Mart 2003 tarihinde 59. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kuruldu. Günün önemli olayları. Selimiye Camii ibadete açıldı. 1575. Osmanlı hükümdarı Sultan II. Selim tarafından Edirne'de Mimar Sinan'a yaptırılan camidir. Selimiye Camii eşsiz bir mimari teknikle yapılmıştır. Yapımına 1468 yılında başlanmış, 1474'te tamamlanmışsa da 2. Selim'in ölümü nedeniyle açılışı 14 Mart 1575'te yapılabilmiştir. Mimar Sinan Selimiye Camii'nin ustalık dönemi eseri olduğunu söylemiştir. Cami sadece mimarisiyle değil süslemeleriyle de eşsiz bir görünüm arz eder. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Edirne'yi işgal eden Ruslar, Çinlilerden bir kısmını sökerek Moskova'ya götürmüşlerdir. Türkiye tarihinin ilk tıp fakültesi açıldı. 1827. Batılı anlamda eğitim veren ilk tıp fakültesi, 2. Mahmut zamanında 14 Mart 1827'de açılan Mektebi Tıbbiye-i Şahane'dir. Tıphane adıyla da bilinen bu eğitim kurumu Türkiye tarihinin ilk tıp fakültesi olarak kabul edilir. Komünizmin babası Karl Marx öldü. 1883. Karl Marx, Yahudi bir anne babanın çocuğu olarak Prusya Krallığı'nda doğdu. Daha sonradan hukuk fakültesi diploması almak için Hristiyanlığı seçti. Yazdığı Kapital adlı kitabıyla komünizmin fikri temellerini oluşturdu. Bu yüzden komünizm Marksizm olarak adlandırılır. Karl Marx 14 Mart 1883 tarihinde Londra'da öldü. Sırbistan ile İstanbul Anlaşması imzalandı. 1914. Balkan Savaşları sonunda Osmanlı Devleti'nin Sırbistan ile sınırı kalmamıştı. Ancak Sırbistan'da kalan Müslümanların durumu başta olmak üzere Sırbistan ile çeşitli sorunlarını çözmek amacıyla 14 Mart 1914 tarihinde İstanbul Anlaşması imzalandı. Gerze yangını sonrası yapılan konutlar teslim edildi. 1958. Sinopli Gerze ilçesinde 1956'da çıkan büyük yangında birçok ev ve iş yeri kullanılmaz hale gelmişti. Bu yangın sonrasında devlet tarafından inşa edilen ev ve iş yerleri mağdur hak sahiplerine 14 Mart 1958 tarihinde teslim edildi. Günün önemli olayları. 1919. Yunanlıların çıkarma planı İngiltere Başbakanı Lodi George, Fransa Başbakanı Clement Chu, İtalya Başbakanı Orlando ve ABD Başkanı Wilson tarafından kabul edildi. 1939. Hatay Meclisi Türk Lirası'nı resmi para olarak kabul etti. 1953. Sovyetler Birliği Komünist Partisi 1. Sekreteri Stalin'in ölümü üzerine yerine getirilen Malenkov görevini 8 gün sonra Kruşçev'e devretti. 1964. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi barış gücünün Kıbrıs'a gitmesi kararını aldı. 1980. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi bir askeri nakliye uçağı İncirlik Hava Üssü'ne iniş yaparken düştü. 18 ABD askeri öldü. 1983. Devlet güvenlik mahkemelerinin kurulmasını öngören yasa tasarısı danışma meclisinde kabul edildi. 1984. Bilim, Sanat ve Kültür Kurumu İstanbul'da kuruldu. 1998. 14 Mart 1998 yok başörtüsü takma taktırmanın suç olduğunu açıkladı. 2000. Naim Süleymanoğlu Ankara'da devam ettiği idmanlarda koparmada 145 kilo kaldırarak dünya rekoru kırdı. 2003. Türkiye Cumhuriyeti'nin 59. hükümeti Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kuruldu. 2008. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı. Allah Türk'ü korusun.